Dua ederken, ''Ya Rabbi bizi iman üzere e, iken canımızı al.'' diye falan dua ederiz. İnşallah kabul olur. Bir taraftan da dini gereklilikleri yerine getirmeyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen e, insanlar var. Ama sorduğumuz zaman da ''Müslüman mısın?'' sorusuna elhamdülillah Müslüman'ım cevabını veriyor. Bunların son nefeste iman üzere olmama ihtimalleri var mıdır, diyor. Şimdi değerli kardeşim... E ehl sünnet vel cemaatin en önemli hususu insanları nasıl görüyorlarsa hayatları boyunca Hı. o şekilde kabul edip o şekilde amel etmemiz gerekiyor. Son nefesinde acaba nasıl vefat etti? Acaba ne dedi? İman üzerine mi gitti yoksa bu yoksaları bırakmamız gerekiyor. Bizim bu konuda evhama, vesveseye, insanların ne dediğin nasıl olduğu ile ilgili en ufak bir şekilde e, efendim e, tecesüse girmememiz gerekiyor. Yani bu işin böyle peşine gitmemek gerekiyor. Yani günahından haberdar olduğun insanın tevbesinden haberdar olmayabilirsin ama tevbe etmiştir belki. Yani bakın siz biliyorsunuz ki intihar eden bir insanın biz arkasından cenaze namazını kılarız. Neden? Çünkü o intihar ettiği esnada belki tövbe etmiştir. Bilemeyiz ki biz. Öyle değil mi? Tabii. Ondan dolayı biz ona e, billah İslam dışı, din dışı bir sıfat hiçbir zaman veremeyiz. Bizim onun halinden hallenemeyiz, bilemeyiz. Ama şunu da söyleyeyim. E, bu bir sahih hadistir. Hı hı. Kim ne şekil üzere ölürse o şekil üzere de diriltilir. Yani onun için bir insan... Allah'ın izniyle hayatı boyunca Kur'an okumuşsa, namazını kılmışsa, amenna ve Rabbim onun karşılığını verecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadis-i şerifte bize haber veriyor. Şüphesiz. Yani biz kendi amelimize bakmamız gerekiyor evvela. Herkes kendisinin yargıcıdır. Biz kendi kendimizi yargılamamız gerekir. Başka birisi onu ona bırakalım. Biz acaba neyiz? Ne durumdayız? Rabbimizin katındaki halimiz nedir? Buna karar verirsek herkes kendisi için aynı şekilde karar verirse Allah'ın izniyle umumi düzelme meydana gelir. Eyvallah hocam.